Yatağa kesinlikle küs girilmez. Bir erkek kadını cinsellikle cezalandırmamalı. Kadın da erkeği cinsellikle cezalandırmamalı. Allah muhafaza, bu ilişkinin öyle bir yara almasına sebebiyet verir ki kadınlar başka bir kadın geliyor mu gitmiyor mu diye o evde iz bırakmak isterler. Çoğu kadın duyuyorum, yatağımın altına saçımı bıraktım, rujumu, ojemi yatağım altına görmeden koydum. Postiş tırnağım çıkmıştı, onu koydum bilmem ne. Canım, ne zaman uyuyacaksın, seni bekliyorum. Gecenin sonunda saat kaç olursa olsun kadın ya da erkek eşinin yanına dönmelidir. Altına altın, gümüşe gümüş, tenekeye teneke değeri vereceksiniz. Aşk o kadar tehlikeli bir duygu ki hormonlarınız çalıştığı zaman çarpılıp gidersiniz hayatta. Ondan neden haber alamıyorum? Düşünceleri nedir? Güzel bir tarot açılımı yapalım. Aklınızdaki kişinin adını 3 defa derin nefesler alarak söyleyin. Herkese merhaba. Bugün en değerli dostlarımdan, en sevdiğim konuklarımdan birini stüdyomda ağırlıyorum. Biz Ferdi Bey'le genelde Instagram canlı yayınları da yapıyoruz ama İstanbul'a geldikçe stüdyoda da buluşuyoruz. Çok seviyorum onu. Ferdi Bozduman, karma astrolog ve metafizik uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Yasemin Özçelik. Çok güzel bir yayın olsun. Enerjin de çok güzel Çok teşekkür maşallah. ederim. Sizin için küpeler Valla taktım. küpeler harika. Bir de auran inanılmaz değişmiş. İnanılmaz pozitif enerji alıyorum. Çok teşekkür Resmen okuyor ederim. ama teta yapıp gelmişsin galiba. Evet, Nurşen Arar hocamdan Evet. Theta Healing eğitimleri alıyorum ve sabah Theta ile uyandım. Theta yaptım meditasyon. Sevgilerimizi Gönderiyoruz gönderelim. aynen. Yasemin şimdi madem enerjim bu kadar güzel, madem bu kadar önemli, demek ki artık hepimizin boyutu değişiyor. Evet. Enerjisi değişiyor. Ben diyorum ki ilişkide bugün sınırlarımızı konuşalım. Neden ilişkide sınırlarımız önemli? Çünkü mesela örneğin sevgili seyirciler, bugün bu programı izledikten sonra hayatınız değişecek. Sizlere bir haftalık bir ödev vereceğim. Bu ödevleri uyguladıkları takdirde hayatlarında samsara hayat girdabı dediğimiz sürekli aynı olayların içinde dönmekten sıyrılıp ve Hadi kurtulacaklar. inşallah. Yani ama uygulayabilene mucizeler sonsuz yerinde saymaktan kurtulacaklar. Nedir o sınırlarımız? Sağlıklı bir ülkenin sınırları vardır. Çünkü o sınırları en iyi ihtimalde polisler, en kötü şartlarda askerler korur. O sınırlar izinsiz ihlal edildiği Allah zaman korusun. ne yapar Allah korusun? Cız olursun. Evet, buradan bütün askerlerimize, polislerimize, hepsine görevlerinde başarılar diliyoruz. İyi Hepsini, ki varlar. iyi ki Evet. varlar. Hepsini Evet, öpüyoruz. saygılar, Hepsini sevgiler öpüyoruz. hepsine. Evet. Askerimizi, polisimizi Rabbim korusun. O yüzden sağlıklı bir ülkede hiç kimse o sınırları ihlal edemez. Sağlıklı bir bireyinde sınırları vardır. O sınırlar o kadar önemlidir ki o ihlal edilmediği takdirde senin müsaadeni, senin iznin alınmadan nasıl bir ülkenin sınırları resmi belgeler olmadan ihlal edilmiyorsa sağlıklı bir bireyden de izin alınmadan o sınırlara geçilmemesi gerekiyor. Nedir? Evet, siz en iyi bilenlerden biri siz Nedir? olmalısınız bunu. Evet. Çünkü Fiziksel ihlal. sonuçta size gelen danışanlar genelde sınırları ihlal edilmiş, kendi kendini kurtaramayan, hep kurtarıcıyı dışarıda arayan Arayan bireyler. insanlar. Fiziksel ihlal sınırların en kötüsüdür. Dayak, taciz, Allah Allah korusun, korusun. bunlar en büyük tahribat yaratan, travma yaratan durumlardan birisidir. Bunun yanında evinize izinsiz girilmesi, sizden izinsiz bir eşyanızın alınması, paranızın alınması, bir bardağınızın alınması, bir eşyanızın yerinin değiştirilmesi Tabii. de bir ihlaldir aynı Tabii. zamanda. Yani sizden izinsiz hiç kimse fiziksel olarak size dokunma, sarılma hakkına bile sahip değil. Nedir bir ünlüyü gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Size sarılabilir miyim? Sarılıp fotoğraf çektirebilir miyim? Öpebilir miyim diyoruz. Sevdiğimiz bir ünlüden bile izin istiyoruz. Şimdi size ben böyle söyleyince aklıma şunlar geliyor. Şimdi diyelim ki iki insan flört ediyor, aşk yaşıyor. Ondan sonra işte hanım erkeğin evine gidiyor ya da erkek hanımın evine gidiyor, geliyor vesaire falan. İşte böyle hani bir tanıma, tanışma, işte ilerletme, aşkı Evet, evet. ilerletme çabaları, zamanları. Şöyle şeyler görebiliyorum ben. Özellikle tabii hani kadın kadına sohbetlerimizde, yani genelde. Şimdi yavaş yavaş işte o eve böyle tarağını götürür, terliğini götürür, bir gün başka bir şeyini götürür, orada bırakır. Yani formüller vardır ya böyle, işte hani Evet. alışsın, yerleşelim, yavaş yavaş yerleşelim, erkeği alıştıralım falan. Belki erkekler de yapıyordur, bilmiyorum.
Ondan sonra şimdi siz böyle sınır deyince Erkekler de yapıyor bu yapıyor mu? dediklerinizi. Pijamamı getireyim ya da işte terliğimi getireyim. Çoğu zaman kadınlar da alıyorlar erkekler ama erkekler kendi giysilerini getirmeye çalışıyorlar. Bana göre bu da bir ihlaldir. Doğru Evet, değildir. bunu Çünkü diyecektim. erkekte şunu beklemek gerekiyor. Erkeğin demesi gerekiyor. Ya bazı özel eşyalarını getir sürekli hani uğraşma. Kendinle götürüp getirme. Artık burası senin de bir evin. Görüşüyoruz. Zaten bir erkek bunu demiyorsa da bilin ki orada kullanılıyorsunuzdur Zaten zaten. bakın cümle de çok önemli. Diyorsunuz ki şimdi bana bir erkek şunu derse orada zaten sıkıntı var. Bazı özel eşyalarını getirebilirsin. Başka bir şey. Artık burası senin de evin, başka bir şey. Yani ne demek bazı özel eşyalarını bazılarını getirebilirsin, Şimdi bazılarını işte hayır getiremezsin. yani işte diş macunudur, yedek bir kıyafettir, ayakkabıdır, işte geceliktir, Ama işte daha taraktır, fazlasını madde. getirme manasına da Yani ama gelebilir şimdi tabii. şöyle bir şey, direkt alanını boğmamanız gerekiyor ya onun. Direkt şey yapmamanız lazım. Şimdi kadınlar başka bir kadın geliyor mu gitmiyor mu diye o evde iz bırakmak isterler. Çoğu kadın duyuyorum yatağımın altına saçımı bıraktım, rujumu, ojemi yatağım altına görmeden koydum. Postiş tırnağım çıkmıştı onu koydum bilmem ne. İç çamaşırımı koydum, atletimi koydum. Bunlar çok doğru tabirler değil aslında. Burada güven yok demektir. Güvenin olmadığı bir ilişkiye başlamayacaksınız. Siz beni çok iyi tanıyorsunuz. Çünkü karşınızdaki kişi de o vasıflar yoksa olmayan bir vasıfı bir insana zorla yükleyemezsiniz. Yani vasıfa sahip olmalı, o terbiyeye sahip olmalı. Biz bugün zaten bu programda hayatımızın her alanındaki ilişkileri konuşacağız. Duygusal ihlal var. Ne yapıyor? Sen bir duygu durumundasın ve hassasiyetin var. Senin tüm noktalarını bilen birisi senin duygularını zayıf noktandan seni vuruyor. Çünkü sana yakından, uzaktan birisi bunu yapamaz. Seni çok iyi tanıyan, seni bilen, zayıf noktanı bilen birisi ancak bunu sana Ben yapabilir. ona hainlik diyorum. Yani bilerek seni kendi menfaatleri için senin duygularını kullanıp duygularını kullanarak senin duygusal sınırlarını ihlal ediyor ve doğal olarak ki seni çözmüş birisi bunu yapıyor. Finansal sınırlarınızın ihlal edilmesi var. Senin paranın senden izin alınmadan kullanılması ya da sen harcıyormuşsun gibi gösterilerek muş ayaklarıyla seni yönlendirerek kendi yaptırtmak istediğini sana yaptırması ama sen yapmışsın o harcamayı gibi göstermesi. Nasıl oluyor? Mesela şöyle söyleyeyim. Ya işte ben bunu yapmaya gerek yok ben hallederim diyor sana dostun. Ama sen diyorsun ki arkadaşın, sevgilin bende var ben hallederim diyor. Şey yapıyorsun ama o istememiş oluyor parayı senden. Mesela çünkü yok alamam diyecek. Kabul ettiği zaman direkt gururuna yediremeyecek. Sen de diyorsun ki biz dostuz, arkadaşız, sevgiliyiz. Hallederiz diyorsun. Bir şekilde bir süre sonra o parayı senden ya alıyor ya da almıyorsa bile senin cebinde olan bir parayı yönlendirerek böyle istediklerini yaptırıyor. Bunlar hayat içerisinde o kadar çok, o kadar yoğun görüyoruz ki. Zaten gerçekten burada aslında bizlerin en büyük problemi bu hilalleri yaşarken hayatımızdaki en büyük problem sevgili Yasemin Özçelik. Çok acı bir şey. Hayata artıdan değil, eksi sıfırdan başlamış insanlar. Hiç yetişkin olamamış. Yaşı gelmiş 40-50 ama hep çocuk kalmış. Çocuk kaldığı için, hep suçlandığı için, hep birileri tarafından bastırıldığı için hep böyle güvenmiş, inanmış kişilerin başına geliyor. Çünkü bir çocuğun dünyasında kötülük olmaz. Ha, anladım. İyilik olur, Saf ve güzellik temiz olur. kalmış. Dünyanın kirli olduğunu bilmez. Dünyada kötülerin olduğunu bilmez. Ve hayatı boyunca o çocuktur uyanana kadar. Ama yetişkin birey uyanıktır. Sorumluluk sahibidir, sorumluluklarını bilendir, tetiktedir. Olayları çok iyi gözlemler, olayları çok iyi analiz eder. Çok iyi analiz ettiği için nerede neyin geldiğini bilir doğal olarak ki. Ve bu yüzden içindeki çocuğu yeri geldiğinde yaralarını sarar, onu kucaklar taşır. İçimizdeki çocuğu unutmamamız, korumamız, kollamamız,
o kadar önemli, Evet. o kadar mühim ki o zaman ne yapıyoruz? Hayatımızdaki her şeyi gözden geçireceğiz. Ve insanları üç kapıya böleceğiz. Üç tane kapı çiziyorsunuz bir sayfaya. O sayfalardan birisinin üstüne yüksek voltajlı kapı, yüksek gerilimli kapı. Dokunursan çarpılıp kül oldun, Yapayım mı kızardın. ben de? Yazın kapınıza, çizin bakalım. Kimler Bakayım. kapılarda? Hangi kapıda? Üç tane kapı Evet, çizeceğim. üç tane kapı çiziyorsunuz. Tamam. Yüksek akım, şimşek işareti yapıyorsunuz. İkinci kapı giriş kartı olacak. Üstüne bir kimlik koyuyorsunuz. Üçüncü kapının üstüne kalp işareti yapıyorsunuz. Kalp kapısı. Burası Yani kalp. nedir? Evet, kalp. Burası yüksek Yüksek voltaj voltaj. böyle. Giriş kartı. Kimlik kartıyla girilen kapı. Giriş kartı Evet. yazıyorum. Evet. Evet. Şimdi altına altın, gümüşe gümüş, tenekeye teneke değeri vereceksiniz. Bu çok önemli bir kural. Bunu yaparsanız hayat boyu bu sistem sizin yoldaşınız olacak ve ona göre en az zararı görerek, en az zararla en iyiye ulaşacaksınız. Birinci kapı yüksek gerilim kapısı. O kapıya dokunanlar nalları diker açıkçası. Çarpılır. Evet. Bu insanlar senin alanına giriş yasak. Onlar kapının önünde. Sen kapının arkasında içeride olduğun için onlar kapıyı çaldığı zaman bir itfaiye alarmı gibi vın 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 der ya, böyle sinyal verecek, uyarı verecek. Ve sen diyeceksin ki bu kapı sana şimdilik kapalı. Bu kapıdan sen içeri giremezsin. Belki senin çok canını acıtmış, sana ihanet etmiş, sana şiddet uygulamış, seni kandırmış, yerle bir etmiş duygularını bu bir sevgili, belki bir dost, belki bir arkadaş, belki bir patron, belki bir çalışan, seni derinden yaralamış kişileri bu kapının önüne atacaksın. Onların kolay kolay diğer kapıya ulaşmasına izin vermeyeceksin. Evet. Ama sen kontrat bitmesine rağmen halen zaaflarına yenilip kapıyı açarsan, yukarısı diyecek ki sana, ha, benim sana verdiğim dersler yetmemiş. Al o zaman senin önüne daha beter dersler Allah getiriyorum korusun. diyecek. Evet. Allah korusun, Hayır. sen kapıyı açtığın zaman daha seni ağır bir şekilde bu insan ya da insanlar sınava tabi tutarak daha derinden yaralayacaktır. İkinci kapı çaldığı zaman bu kapıyla iş bağlantıları içinde olduğunuz, günlük rutin hayatınızda alışveriş yaptığınız kişiler, bunlarla dostluk kurmamanız gerekiyor. Sadece belli çıkarlar doğrultusunda bir alışveriş var aranızda. Ve bazen yeri gelecek bu kapıya ne yazık ki annemizi, babamızı, kardeşimizi, bizi ihlal eden bir dostumuzu, arkadaşımızı da koymamız gerekecek. Çünkü nedir? Hani Kemal Sunal'ın, rahmetli Kemal Sunal'ın Propaganda adlı filmindeki gibi düşünün. Pasaport, pasaport, pasaport diyor ya. Giriş kartın. Senin kim olduğunu biliyorum. Buraya ne niyetle girdiğini biliyorum. Ama sen benim iş arkadaşımsın. Sen benim danışanımsın. İş yaptığım birisisin. Kolay kolay kalp kapımdan içeri giremezsin. Senin kalp kapısına geçiş yapabilmen için öncelikle senin sınavları geçmen lazım. Kendini kanıtlaman lazım. Bu kişiler sınırları ihlal etmeye giriş kartıyla giren kişiler her an sınırları ihlal etmeye müsaitlerdir sevgili Yasemin. Evet. Ama bilerek ihlal etmeye müsaitlerdir. Sen sınırlarını koruyacaksın ve bu insanlar sınırları ihlal ettiğinde kendine bir söz vereceksin. Ne olursa olsun bu insanlar bana karşı bir yanlış yaptıklarında geri dönmemek üzere hayatımdan uzaklaştıracağım. Biz sevgili Mukaddes Deniz'le, Mukaddes Deniz YouTube kanalı, çok güzel tarot kanal, tarot bakar. Mukaddes Deniz gerçekten bir divadır alanında ve aynı zamanda Vivi Bicacı, Kozmos Tarot'un sahibi Keyle, size de bir şiir yazdı. Evet, sevgiler Okuyacağız sonra, kendisine. sevgilerimizi gönderelim. Biz Mukaddes Deniz'le bu kapıları hayatımıza o kadar geç oturttuk ki ve bu kapıları oturttuğumuz zaman biz oturup günlerce gerçekten gözyaşı döktük. İnsana çok şey katıyor. Çünkü herkesi kalp kapısında tutmuşuz. Herkese Allah'ın yarattığı varlık diyerek %100 açık olmuşuz. O yüzden herkese hak ettiği değeri vermek gerekiyor. Doğru. Kimin ederi neyse ona göre vermek gerekiyor.
Bunu unutmamak gerekiyor. Geldik üçüncü kapımıza. Evet. Kalp Kaş kapısı kapısı. kendini kanıtlamış, ispatlamış, senin sınırlarını ihmal etmeyen kişiler bu kapıdan giriş yapabilir. Çocuğunuz, evcil hayvanlarınız, dostlarınız, arkadaşlarınız sizi kötüye kullanmadığı sürece anneniz, babanız, kardeşiniz, teyzeniz ama şunu unutmayın dostlarınız istemeden ihlal edebilirler. Ama bilerek ihlale devam ettikleri zaman onları giriş kartlı bir kapıya koymanız lazım. Hemen size ulaşmamaları gerekiyor. Ödeviniz bu. Bu Evet. programdan sonra sınırlarınızı gözden geçireceksiniz ve herkesi hak ettiği ve layık olduğu yere koymak, hayatınızda olan herkesi gözden geçirerek ailen, kendiniz, kim size iyi hissettirmiyorsa kalp kapısı yerine giriş kartı kapısının önüne gelecek. Bazıları da geri dönmemek üzere yüksek voltajlı kapının önüne girecek. Benim yüksek kapılı voltajlı kapının önünde 3 kişi var. O 3 kişi o zil çalsa bile o kapıyı onlara açmam hiçbir zaman. Çünkü ruhsal sözleşmelerimiz, bedensel sözleşmelerimiz her şey tamamlanmıştır. Yine az insan varmış sizin kapıda. Şimdi şöyle bir şey. Ben kin tutmam ama giriş kartında da herkes o kapıdan geçemez. Siz benim ne kadar prensip sahibi olduğumu çok iyi biliyorsunuz. Evet. Yani ödün vermem. Ödün zamanında yeterince verdim zaten. Ama ödün vereceğim zamanları geride bıraktım. Yani çünkü hayat çok kısa ve çok değerli. Hayat bir Evet. armağan. Tabii. Yani hayatın kıymetini bilmemiz lazım. Özellikle bu kalp kapısı o kadar ihlale açık ki. Psikolojide bir kural var. Psikoloji okuyorsunuz. Mezun oldunuz bildiğim kadarıyla. Yok, hayır. Madem Mezuniyette sunuculuk mezuniyette yaptım. sunuculuk İkiye yaptınız. geçtim Daha ben. ikiye geçtiniz. Evet. Özür dilerim. Estağfurullah. Şöyle bir şey. Özellikle Ruslar bunu çok yaparlar. Rus psikolog ve psikiyatristler. Aşk o kadar tehlikeli bir duygu ki hormonlarınız çalıştığı zaman böyle sevgi kelebeği gibi pıtır pıtır oluyorsunuz. Sağlıklı kararlar veremiyorsunuz. Ay evet. En böyle sabote edilmeye, en kandırılmaya, Açık. en kullanılmaya, suistimal edilmeye açık olduğunuz bir zaman. O Kesinlikle. yüzden aşk bazen çok tehlikeli bir şey olabiliyor. Gerçekten kalbin ne olması gerekiyor biliyor musunuz? Kalbin her an serin olması lazım. Yani aklınız ve mantığınız eşit olmalı. Biri yukarıda, biri aşağıda olursa dengede olmadığı zaman sağlıklı bir karar, mantıklı bir karar veremiyorsanız birazcık heyecan olduğu zaman olaylar karşısında nötrön olamadığınız zaman çarpılıp gidersiniz hayatta. İşte Evet. o zaman paranız suistimal edilir, duygularınız suistimal edilir ve çünkü hayatlarımızda sevgi görmeyen kişiler, travmalı kişiler her zaman ne yaparlar? Ben vereyim mi burada, göstereyim mi? Bu bir üçgen. Çok kötü bir üçgen. Ne kadar kötü Biraz çizimlerim var. parlıyor ama Evet. evet. Yani bir tarafına kurban yazacaksınız. Bir tarafına kurtarıcı, bir tarafına diktatör, cezalandırıcı, agnesatör diyoruz. Evet. Öyle söylüyoruz. Onu yazacaksınız. Ve hayatınızda gerçekten çok sevgi görmediğiniz zaman her zaman bir kurtarıcı ararız. Evet. Bir kurtarıcıya ihtiyaç hissederiz. Evet. Ve o kurtarıcı gelir. Ve o kurtarıcının kurallarına uymadığınız takdirde o kurtarıcı bir cezalandırıcıya, bir diktatöre dönüşür. Evet. Hayat bana hep acılar yaşattı. Hayat bana hep gözyaşı döktürdü. Hayat bana hep eziyet etti. Hep böyle arabesk bir halde oluruz. Evet. Çok yetişkin olamamış kişi hep böyle bir mağduriyet içinde yaşar Suçu ve bir başkalarına atar. kurtarıcı arar. İşte bir gün birisi gelecek beni kurtaracak. Zengin bir adamla evleneceğim, çalışmayacağım ve gerçekten de öyle biri gelebilir. Ya da Ya da zengin bir zengin bir kadınla. kadınla evleneceğim. Ne yazık ki şimdi günümüzde Günümüzde öyle. evet. Günümüzde öyle. Aynen. Sözüm meclisten dışarı bu arada. Herkes üstüne Tabii ki, alınmasın. aynen. Yani Evet. ve doğal olarak da böyle kişiler geliyor ama siz onun kurallarına uymadığınız zaman, benimsediği kurallardan birisini yerine getirmediğiniz zaman size
cezalandırıcı oluyor, eziyet ediyor. Neyle sizi cezalandırabiliyor? Parayla cezalandırabiliyor, fiziksel şiddet uygulayabiliyor, Sana. duygusal şiddet, psikolojik şiddet uygulayabiliyor. Bunun yanında bazı farklı sapkın davranışlarda, mahremiyet alanınızda bulunabiliyor. Hı hı. O yüzden bir insan her zaman bu hayatta kendi kendisinin hem kurtarıcısı olmalı, sonra ne oluyoruz? Hayat içerisinde hepimiz birer öğrenciyiz. Evet. Kurbanın olduğu yere öğrenci yazacağız üçgende. Bunu kurtarıcının olduğu yere antrenör yazacağız, öğretmen yazacağız. Ve bunun yanında cezalandırıcının olduğu yere adil hakem yazacağız. Nedir adil hakem? Bir öğrenci olduğunuzu düşünün. Yüzme kursuna gidiyorsunuz, yüzme bilmiyorsunuz. Sudan çok korkuyorsunuz. Ama suya atlamanız gerekiyor. Ve ne yapıyor oradaki antrenör? Kurtarıcı olmuyor. Size talimatlar veriyor. Evet. Size kramp girene kadar, kramp girmediği sürece sizi o havuzdan çıkarmıyor. Diyor ki şu hareketi yap, bunu yap. Adil hakem de böyle böyle devam et. Sınıra geliyorsun kenara havuzun. Ve böylece ilk turunu tamamlamış oluyorsun. Yüzmeyi öğrenmemiz lazım hayat içerisinde. Birilerine tutunmamamız lazım. Evet. Tutunmak tehlikeli bir durum diyor. Hatta şöyle, aslında geçenlerde şunu düşündüm ben. Bir insanla mesela birliktelik yaşamaya karar verdiğimiz zaman ya da bir insanla evliliğe karar verdiğimiz zaman aslında o kişi, karşımızdaki kişi erkekse mesela, onun annesiyle ve kız kardeşiyle ya da varsa ablasıyla ilişkisine baksak. Evet. Nasıl anlaşıyor annesiyle? Nasıl anlaşıyor kız kardeşiyle? Çünkü ona kötü davranıyorsa sıra bana da gelecek aynı Evet, şekilde. evet. Ya da aynı şekilde bir kızın babasıyla ilişkisi, erkek kardeşiyle ilişkisi bence çok fazla veri verir zaten karşı Evet. tarafa. Kadınlar özellikle yani şunu derler çok. Babamdan korktuğum gibi senden de korkmak istemiyorum. Babama babam değilsin. Yol arkadaşım, eşim olmanı istiyorum. Birçok kadın demiştir eminim bizi izleyen. Evet. Ve gerçekten işte o eş de erkek de o baba rol modelini üstlenmemeli. Aldığı eşin babasının rolüne bürünmemeli. Ona şefkat ve güven vermeli, yoldaşlık etmeli. Kesinlikle. Bir de geçenlerde bir hanımla tanıştım. Böyle yaşça benden büyük ama işte eşiyle de böyle çok tatlı sohbetleri vardı arada filan. Dedim ki ya mutlu evliliğin sırrı nedir filan diye böyle bir konu açıldı. Şimdi bana tatlı tatlı böyle nasihatler, örnekler verirken bir cümle çıktı ağzından, şok geçirdim ben. O da şuydu: beni çok üzerse, istediğim bir şey yapmazsa ondan sonra işte Ben de niye gülüyorum? Bana ne oluyor? Anlamadım. Söyleyemedim bir türlü cümleyi. Evet. Bilmiyorum, anladınız mı? Nasıl söylesem bilemiyorum. Siz bir söyleyin bakalım. Yani olmadı. Aslında şöyle, anladığımı anlatayım. Yani onun cümlesiyle söylemeyeyim de. Eşini cinsellikle, yani cinselliği da, evet, keserek cezalandırıyormuş, evet, o da, hanımefendi. Onu yapanlar çok fazla. Yani onu soracağım. Eşini cinselliğini o gece onunla uyumayarak cezalandırıyormuş. Yani aslında cinsellikle cezalandırıyor. Şimdi eşlerin birbirini böyle cinselliği keserek cezalandırmaları sizce nasıldır? Ne düşünüyorsunuz? Kadın da bunu çok yapıyor. Hı. Erkek de bunu çok yapıyor. Ve özellikle danışmanlıklarda bunu çok görüyoruz. Bazen doğum haritalarını, tarot yorumu yaparken danışan arada bazı yaşadığı durumları anlatıyor. Yatağa kesinlikle küs girilmez. Bir erkek kadını cinsellikle cezalandırmamalı. Kadın da erkeği cinsellikle cezalandırmamalı. Allah muhafaza bu ilişkinin öyle bir yara almasına sebebiyet verir ki erkek ya da kadın böyle bir durumlarda yanlış yollara başvurabilir. Yani yatağa küs girilmez. Yatak odası insanların en mahremiyet ve gerçekten en savunmasız olduğu alandır aynı zamanda. Çünkü uyurken ölüme çok yakın olursunuz. Allah korusun. Yani güvenebileceğiniz birisiyle uyursunuz. Ne güzel söylüyorsun. Yani çünkü uyku bir insanın ölüme en yakın olduğu andır. Bir tiyatro sanatçımız vardı. Beraber olduğu kadın tarafından sırtından bıçaklandı. Aa, evet, evet. İsmi lazım değil. Evet. Allah rahmet eylesin. Gani gani. Hı hı, çünkü yanınıza aldığınız insanda uyku halinde yarı ölüm halindesiniz. Azrail, baş melek Azrail başınızdadır. Her uyuyan insanın yanınıza ancak güvendiğiniz birisini alabilirsiniz. Yatakta küslük olmaz. Yatakta bireyler, çiftler birbirine sarılır. Çünkü zaten
Kokusunu sevdiğiniz bir insandan nefret edemezsiniz. Kokusuna aşık olduğunuz bir insana ceza veremezsiniz. İnsan sevdiği birini bu şekilde cezalandıramaz. Ha başka kırgınlıklar olur. O gün konuşmaz etmez ama akşam odaya girdiğiniz zaman bakın ben çok şunu çok severim. Çok sevdiğim bir şeydir benim Yasemin Hanım. Canım ne zaman uyuyacaksın seni bekliyorum. Erkek ya da kadın işleriniz farklı olabilir. Birinizin misyonu farklıdır, birinizin farklı ev kadınısınızdır, iş kadınısınızdır. Adamın işi daha çabuk bitiyordur. Adam ya da kadın bir tanem çalışacağım daha benim 2 saatim var sen beni bekleme yat. O adam gerçekten ya da o kadın gerçekten çalışıyorsa o zaman yatağa gideceksin. Ya da yorgunsundur biraz bir kenarda uzanacaksın. Odana geçer uzanabilirsin. Öyle gelirsin. Yani yatak odası ama gecenin sonunda saat kaç olursa olsun kadın ya da erkek eşinin yanına dönmelidir. Yani aman çok çalıştım salonda, çalışma odasında. Şimdi gerçi artık kimsenin çalışma odası yok doğru düzgün. Evet. Yani hayat pahalılıklarından dolayı. Evet. O odaya gidip orada uzanacaksın. Aman çok çalıştım yatağa gitmeyeyim. Burada uyuyayım sabah erkenden kalkıp gideceğim. Olmamalı. Tabii. Bunlar çok önemli. Tabii. Yani şimdi tabii şey yani tavır alınmaz. Tabii. Evet. Evet tavır yani. alınmaz. Ama şimdi bakıyorum ilişkilere kelimeler doğru ifade edilmiyor. Gurur. O ulu orta restoranlarda kavga ediyorlar çiftler. Neler neler. Uyku neden önemli dedim. Güvendiğiniz birisi neden önemli dedim biliyor musunuz? Geçen bir danışanım geldi bana. Adam demiş ki senden iyi ki ayrıldım demiş. 14 yıl sonra kavuşuyorlar. Ben seni o kadar çok kıskanıyordum ki. Gece sen uyurken seni uykunda öldürebilirdim. Adam karısına mı demiş? Hayır, beraber olduğu evlenemiyorlar. Bunlar ayrılıyorlar. 14 yıl sonra bir araya geliyorlar. Eğer ben o dönem seninle evlensem seni öldürürdüm. Çünkü seni o kadar çok kıskanıyordum. Allah'ım bunu danışan o kadar bir şekilde anlatıyor ki normal bir olay. İşte beni seviyor. Hanımefendi dedim bu nasıl bir sevgi? Evet. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Çok tehlikeli bir söz. Yani gerçekten bazen insanlar size ne yapacaklarıyla ilgili sinyal veriyorlar. Doğru. Ayırt edebilmek önemli. Ay çok önemli. Ama bile bile celladınıza aşık olmayacaksınız. Hangi çok değerli bir psikologumuzun kitabıydı. İlkim Öz'ün. Sevgilerimizi gönderelim. Evet. İlkim Öz. Sevgilerimizi gönderelim. Sevgilerimizi gönderelim. Gerçi çok kıymetliydi. Türkiye'de çok Tabii. kıymetli programlar yaptı. Hı-hı. Daha da çalışıyor aktif olarak Evet, bildiğim evet, kadarıyla. evet, evet. Yani celladınızı resmen seçiyorsunuz ya. Gerçekten korkunç bir şey. Yani bunu bir sevgi olarak algılaması bir kadının. Evet. Bu bir sevgi değil, bu bir hastalık. Kesinlikle. Korkunç bir şey Yasemin. Farkında olmasak da var ya travmalarımızdan inanılmaz derecede insanlar faydalanıyor ne yazık ki. Sevgiliniz, eşiniz, dostlarınız bir dayanak noktası bekliyoruz her zaman karşımızdakini. Bir dayanak noktası olarak görüyoruz. Oysa bizim dayanak noktamız vatanımız. Bedenimiz, bedenimiz bizim bir dayanak noktamız. Bu dünyada var olmamızı sağlıyor. Bedeninizi sevin, bedeninize dokunun, bedeninize güzel kokular sürün, güzelce keseleyin, güzelce okşayın bedeninizi. İnsanın kendi bedenini sevmesi en büyük dayanak noktalarından Tabii birisi. Ki. Eşiniz, çocuğunuz, işiniz bunlar dayanak noktası. Çünkü var olmanıza sebebiyet veriyor. Şimdi bir sır daha vereyim. Seyircilerimiz. Bizlere söyleyin. Çocukken kaçınız doya doya oyun oynadınız? Oyun oynayabildiniz mi? Kendi başınıza değil, sosyalleştiniz mi? Arkadaşlarınızla oyun oynadınız mı? Büyük bir çoğunuzun hayır dediğini duyuyorum. İşte bir çocuk oyun oynadığı zaman sosyalleşiyor ve hayata karşı da bir oyun gözüyle bakıp hayatın getirdiği zorluklar karşısındaki stratejileri çok kolay atlatabiliyor. Ama bir çocuk okul hayatında arkadaşı olmamıştır, mahallesinde arkadaşı olmamıştır, annesi babası oyun oynamasına onun izin vermemiştir. İşte o çocuk meraklı olmaz, çocuk merakı olmaz, araştırmacı olmaz, bilgiye aç olmaz ve aynı zamanda en ufak bir olay yaşadığı zaman kendini duygularından dolayı suçlu hisseder.
birini sevmekten dolayı suçlu hisseder. Şunu kendini bir telefonu, bir eşyayı, bir elbiseyi alırken, anne baba bir şey söylediğinde, eşi bir şey söylediğinde kendini suçlu hisseder. Evet. Sizi suçlu hissettirirler. Utanç içinde hissettirirler. Aldığınız bir kilo üzüm bir yerde 5 liraymış. Sen orada 15 lira fazlaya almışsın. Bunu bile yüzüne vurur. Oysa sen o üzümü eve getiriyorsun. Sevdiklerinle paylaş. Artık böyle şeyler kalmadı ama ya çok böyle paylaşımlar getiriyorsun. Aile bireylerim yesin diyorsun ama işin sana suçlu hissettiriyor. Burada bu fiyataydı. Sen burada bunu aldın. İşte bu çocukken oyun oynamamaktan geliyor. Çocuk merakınız olsun. Kendinizle bugünden itibaren oyun oynayacaksınız. Biri sizi alay mı etti? Aa, bu beni küçük gördü. Bakalım şimdi ne olacak? Bunu diyeceksiniz. Saçma değil. İçinizdeki çocuğu keşfedeceksiniz. Aa, ne kadar ilginç. Şimdi ne olacak? Aa, şimdi bu bana bunu yaptı. Bakalım bundan sonra neler olacak? Ne gibi gelişmeler yaşanacak? Bunları o kadar olaylara takılı kalmamak adına çocuk merakı ile olayları genişletip o enerjiden çıkmanız gerekiyor. Ve muhakkak hayatta güvendiğiniz birileri olacak. Bu psikoloğunuz olur, yaşam koçunuz, psikiyatristiniz, astroloğunuz, spiritüel danışmanınız ve en önemlisi anneniz, babanız, kardeşiniz, kuzeniniz, teyzeniz olur, yardım öğretmeniniz olur. Patronunuz olur, bir çalışma arkadaşınız olur. Yardım istemekten çekinmeyeceksiniz. Dile getireceksiniz. Benim bu konuda yardıma ihtiyacım var diye. Bunu unutmamak gerekiyor. Çocuk merakı son derece önemli. Evet. O kadar çok hayat gördüm ki, o kadar çok olaya şahit oldum ki. Yüzümüze gülüyor canım böceğim bir tanem Ferdi Bey. Senden başkasını tanımam deyip arkandan dolaplar çevirenlerin kendi bataklıklarında boğulduğunu yıllarca gördüm. Yani çünkü insan ne yapıyorsa kendine Evet. yapar. Size hemen bu noktada bir şey sormak istiyorum. Bunca danışmanlık, yani milyonlarca kişiye danışmanlık vermişsinizdir. Binlerce, yüz binlerce diyelim. Evet. Bu kadar danışmanlığın içinde görmüşsünüzdür. Erkekler mi daha çok aldatıyor, kadınlar mı daha çok aldatıyor? Erkekler aldattıkları zaman, geldikleri zaman çok pişmanlık duyuyorlar. Yapmış olan erkekler, hata yaptım, zaafıma yenildim. Erkeğim işte Ferdi Bey, bir anlık şey oldu, siz de beni anlarsınız bilmem ne. Yani hep bir şey üretimde ama ne yazık ki son yıllarda kadınlarda da çok aldatma oranları arttı. Peki hangisi daha fazla? Neredeyse eşitler. Öyle mi? Neredeyse eşitler. Aa, o Ben bunu kadar. her kadın için, her erkek için demiyorum ama o yüzden gerçekten insanın beraber yol arkadaşlığı yapabilecek birini Rabbim onlara nasip etsin. Doğru insanlar nasip etsin. Ya şimdi bu saatten sonra şu da beni çok tedirgin ediyor Yasemin. Yani dünyadaki bu küresel krizden dolayı o kadar çok korkuyorum ki. İnsanlar artık bu krizden dolayı ya evliliklerini bitirmek istese de bitiremez gibi geliyor ya bana. Çok zor yani. Şimdi düşünsenize karı kocasınız, gelirler bölünecek, fahiş kira gelirleri, fahiş yaptırımlar. Bunlarda da yani insanlar birbirine ne kadar dürüst yaşayabilir? Bu da beni çok düşündürüyor. Bir vatandaş olarak Tabii düşündürüyor. mecburiyet diyorsunuz. Yani Evet. mecburen güç birliği devam edecek. Etmek zorunda ama ne kadar birbirlerine sadık olur insanlar? Onu da bir düşünmek gerekiyor ha. 2-3 yıllık sıkıntılı bir süreç bu. Sonrasında gerçekten şartlar bambaşka İnşallah. noktalara gelecektir. Evet. Şimdi Ferdi Bozduman'ın bize geçen yayında söz verdiği üst benlik meditasyonunu yapıyoruz. Bir ayna alıyorsunuz siz elinize. Ben şu an ayna olmadığı için telefonumun kamerasını açtım. Buyurun. Şimdi bu üst benlik çalışmasını ömrünüzde bir defa yapmanız yeterli. Ya da ara ara belli zamanlarla senede bir yapmanız yeterli. Ruhani bir kanala bağlanıyorsunuz ve buradan gerçekten üst benliğinizden tamamen kanaldan bir bilgi geliyor ve iyi bir bilgi geliyor. Önce aynayla sağınıza dönüyorsunuz. Evet, Sağ döndüm. bedeninle bir pus içinde kendinizi hayal ediyorsunuz. Tamam. Bir sandalyeye oturuyorsunuz tabii bu Oturuyorum. arada. Bir koltuğa, bir pufa da oturabilirsiniz. Bu da hep kendime bakıyorum. Evet, Tamam. kendinize bakıyorsunuz. Nefes alıp veriyorsunuz 3 defa derin derin. Sonra korumalarınızı alıyorsunuz.
korumalarınız nedir? Nas, felak, ayetel kürsü. Bunları okuyarak korunma oluşturuyorsunuz. Sağ tarafına istersen bir ayna ile Yasemin Hanım'ın yaptığı gibi yapabilirsiniz. Kendime olan duygularım nedir? Kendime olan duygularım nedir? Cevabı bekliyorsunuz. Sakin olun. Özbenliğiniz size cevap verecek. Aklınıza gelen kişileri teker teker cevaplıyorsunuz burada. Nasıl yani? Ben mesela kendime olan duygu Söylüyorum burayı. Kendime şefkat olan geldi ben. şefkat mi? Evet bakın, şefkat. Demek ki Yasemin'in kendine daha çok şefkat göstermesi gerekiyor. Var zannettim Evet, ben. daha Yoksa çok göstermesi. Daha çok kendine şefkatli olması lazım. Bak kendinize karşı. Şefkati siz başkasına gösteriyormuşsunuz demek ki. Kendinize ne kadar şefkat Çok doğru. gösteriyorsunuz? Devam edelim, Tamam. seyircilerimiz karıştırmasın. Tamam. Anneme olan duygularım nelerdir? Kardeşime olan duygularım nelerdir? Ama sakin olun. Cevap özbenliğinizden gelecek. Gelecek olan cevaplar sizi şaşırtmasın. Sonra sol tarafınıza dönüyorsunuz. Bu Yasemin Hanım tarafa. aynayla Bu sol tarafa. tarafına döndü. Evet, bravo. Döneceksin. Kendine ne kadar yatırım yaptın? Yüksek benliğin bakalım nasıl bir cevap verecek sizlere. Sonra tek tek onlara ne gibi, nasıl bir yatırım etrafındakilere yaptın? Çevrendekilere nasıl yatırım yaptın? Onlar sana, dostların, arkadaşların, ailen, çalışma arkadaşların sana nasıl bir yatırım yaptı? Mesleğine nasıl bir yatırım yaptın? Mesleğin sana nasıl bir yatırım yaptı? Karışık gibi geliyor ama çok kolay. Uyarı geldi şu an bana. Bunu çok yavaş ve sakin yapacaksınız. Özbenliğinizden gelen cevapları almak için sakin olun. Sonra arkanıza dönüyorsunuz aynayla. Şöyle mi? Evet, tamamen Özür dilerim, arkanıza. size Evet. arkamı döndüm, Evet, evet. tamamen arkanıza döndü. Yasemin Hanım'ın saçları gözüküyor. Tamam, evet. Ve Yasemin Hanım, sonra arkanıza dönüyorsunuz. Geçmişte nasıldım? Hatalarım nelerdi? Kendime ne kadar iyilik yaptım? Başkaları bana ne kadar iyilik yaptı? Kimlere öfkelendim? Kimler bana öfkelendi? Kendimle barışık mıyım? Kendimi kendime adadım mı? Önünüze dönüyorsunuz. Kameraya doğru. Ayna elinizde. Sonra aynayı bırakacağız. Sonra tam karşıma bakıyorum. Var olan bugünkü kendimden memnun muyum? Kendime yeterli miyim? Kendime yetiyor muyum? Geleceğimi hazırladım mı? Gelecekten korkuyor muyum? Kendime yeterli miyim? Gelecekteki Yasemin'den beklentim ne? Gelecekte hayatımda olmasını istediğim yeni birilerinin nasıl olmasını istiyorum ve onları nasıl hayal ediyorum? Hangi özellikte olmaları gerekiyor diyorum. Ve şimdi ayna bırakıldı. Başımı öne eğiyorum. Toprak anaya. Toprak anaya doğru öne eğiyorum. Burada ayna yok. Ayna kullanmıyorsunuz. Aynayı görmüyorsunuz. Aynayı kaldırdınız. Toprak ana ve yer kürenin içindeki varlıklardan beklediğim rehberlik, yardım ve sevgiyi hak ediyor ve istiyor muyum? Bu yardımın ne kadarına ihtiyacım var? Bu yardımı ne kadar doğru istedim? Ve bu yardımların ne kadarını alıyorum? Toprak ana da toprak rengini görüyor ve onu hayal ediyorum. Ve sonra göğe bakıyorum. Gök rengini beyaz görüyorum göğe. Göğe baktığımda gök rengini bembeyaz görüyorum. Göksel alemlerden ne bekliyorum? Burada tüm ışığın içine doğduğunuzu hissediyorsunuz. Tüm ışık içinize doğuyor. Ayaklarınıza kadar aksın. Belki sizi biraz sallarlar, sarsarlar, ağlatırlar. Sakin olun. Baş melek Mikail'den sizi koruması için bir kalkanla, ışıkla etrafınızı sarmasını rica ediyorsunuz ışığıyla ve yüksek benliğinize teşekkür edip topraklanıyorsunuz. Üç İhlas Suresi, İhlas'ı okuyorsunuz. Kulvallah deriz ya, Nas ve Felak, Ayetel Kürsi okuyoruz. Biliyorsam bir de bir inşira okuyorum ve topraklanıyorum. Ne kadar güzel. Biraz teta Teta gibi şifası değil gibi mi? de Gibi yani. gibi ama tabii yakın, pardon özür dilerim. Boğaz çakranız yine düğümlü. Yine boğaz çakrama olan Size oldu. sirayet Bana etti. sirayet etti. Evet, ağzınıza Evet. sağlık. Şifa oldu, oldu, Şimdi oldu. Şimdi Ferdi Bey sağ olsun bana çok tatlı bir hediyeyle gelmiş. Sevgili dostu
Vivi Bicacı, Kozmos Tarot'un sahibi, evet. YouTube'da K ile Kozmos Tarot'un sahibi. Çok güzel bir Yasemin Özçelik'in adına akrostiş. Evet, şiir yazmış. Yani satır başları Yasemin Özçelik diye çıkıyor arkadaşlar. Evet. Vivi Hanım'a çok 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 teşekkürler. Emeğinize, kalbinize sağlık. Gerçekten çok artık tatlı. Şarkı bekliyor, beste bekliyor Yasemin Hanım. Gördüğünüz gibi adına şarkılar, şiirler yazılıyor. Yani görün bunu. Şimdi yolcu yolunda gerek demiş. Yolcu kaybetmiş menzili hatıralar arasında. Aşk mekansızdır, okunaksız el yazısı mısrasında. Söylemler uzak, çok uzak, kalbin pusulasında. Esirgedik kendimizi mutluluğun korkusu aslında. Meğer ne çok birikmişlik unutulması tam ortasında. İstemek ve devam etmek bu gönül sırasında. Ne yaşanmışsa ömürde biter, vakti zaman sonrasında. Öyle inatla yürümek, özgürlüğe yolculuk başlasında, zaman tetikte mağrur kaybediş ve kayboluş sırasında, çocuksu saf duygular cesaretle sancısında, ellerin böğründe, avuçların kalbinde yansında, lakin ruh tutsak sessizliğe, bilinmezde varsında, intikamcıyken hayat, süre gelen yolun karmasında, kendin olmak mesele bunca yaşanmışlık arasında. Harika. Vallahi gerçekten. Vivi Bicacı'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkür Ama ederim. Ama ne diyor biliyor musun? Hı. Şurada intikamcıyken hayat süre gelen yolun karmasında. Karmayı eklemiş. Hı. Karmada yani karma ile ilgili yaşadıklarımızı kendin olmak önemli diyor bunca yaşanmışlığın Hı. içinde. Ve bunca yaşanmışlık arasında hiçbir şeyini özünü yitirmeden hayatta var olabiliyorsan senden güçlüsü yok be Yasemin Ne Özçelik. güzel Bu valla. şiirleri okumak da zor bu tarz şiirleri. Evet. Onu belirteyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık. Artık adıma şiirler yazılıyor. Yazılıyor. Sevgili yazılıyor. Seyirciler. Evet, yazılıyor. Gerçekten. Gerçekten. Ne mutlu Şimdi, bana. Evet. Efendim, başlık olarak ondan neden haber alamıyorum? Düşünceleri nedir? Güzel bir tarot açılımı yapalım. Aklınızdaki kişinin adını 3 defa derin nefesler alarak, ortamınız müsaitse sesli, ortamınız müsaitse gözünüzün önüne o insanı getirerek sessiz söyleyin. Bu arada biliyorsunuz benim de bir tarot kanalım var. Evet. Ferdi Bozduman olarak. Evet. Oraya abone olabilirsiniz. Mukaddes Deniz'in tarot kanalını izleyin. Kozmos Tarot Vivi Bicacı'yı izleyin. Hı hı. Zamansız zaman açılımları yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bizim de kanalımıza abone olun. Ve Yasemin Özçelik'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Şimdi şahane bir açılımla size cevap geliyor efendim göklerden. Şimdi evet. Bayağı acılı ve sancılı bir zamandan ve bir süreçtensiniz. Gerçekten hayatınıza girmesini çok istemişsiniz, çok arzu etmişsiniz. Çok güzel zamanlarda geçirmişsiniz hayatınızda olduğu süreçte ama şu anda tekrardan hayatınıza girmesini, gelmesini istiyorsunuz ama gözyaşı döküyorsunuz, keder yaşıyorsunuz. Çünkü önünüzde hep bu ilişkide zorluklar çıkmış. Hep işte finansal zorluklar, ailevi zorluklar, başka kişilerin girmesi ilişki hayatınızı zorlaştırmış ama aşk çok kuvvetliymiş. O kadar tutkuyla bu dostlama dalmışsınız ki bu ilişkiye karşılıklı. Ve en güzel değişimleri, tamamlanmaları yaşamışsınız ama o güzel dönemleriniz kederli bir hal almış. Acılara, ızdıraplara, tartışmalara dönmüş açıkçası. Abanos keder demektir, acı demektir ve içten pazarlıkla özellikle bir kadın figürünün aranızı bozduğu gözüküyor. Size dost görünen böyle sakin sakin bir şeylerle bu ilişkiyi bitirdiğinin sinyallerini veriyor bana burası. Resmen sabır taşı olmuşsunuz. Deve saplı fakirliğe karşı, dayanıklılığı simgeler, açlığa karşı ve bu insana çok susamışsınız, aç kalmışsınız. Özlem içindesiniz ve gerçekten biraz kendinizi tükenmiş hissediyorsunuz. Ama ne olur, akıl sağlığınızı korumak çok önemli. Aklınızın, ruhunuzun kaybolmaması çok önemli. Şu an kaybolmuş vaziyettesiniz. Sağlıklı hamlelerde bulunamıyorsunuz. Çünkü şöyle bir şey, bu insan da aynı durum içerisinde. Aynı zorluklardan geçiyor şu an. Yani o da gerçekten bazı şeylerden vazgeçmesinin bilincinde artık. Farkında. Ve o da sessizliğe sabır gösteriyor. Evet, duyarsızlık yapmış, kalbinizi kırmış.
Şunu demiş olabilir, ya ben bir taş olsaydım da sana bunları yapmasaydım belki. Yani muzdur bunu gösteriyor. Şımarık da bir kişilik aynı zamanda. Şımarık yapıları, yönleri var. Yani egoları çok baskın gelmiş. Bunların pişmanlığını yaşıyor şu an. Evet, bakalım şu anki düşünceleri neler? Devam edeceğiz. Sonra enerji kartlarımı kullanacağım. Üç deste kullanmak istiyorum. Tamam. Bakalım. Evet, 78. Pişman olmuş ama öyle mi? Evet, pişmanlık var. Neye bakacağız şimdi? Şimdi Pişman bakalım olmuş. düşünceleri ne peki? Asıl düşünceleri ne? Yani pişman olmuş ama bakalım bu pişmanlığın bir özrünü dileyecek mi? Değil mi? En azından. O özür çok önemli. Bakalım özrünü dileyecek mi? Aynı hataları bir daha yapmayacağının garantisini verecek mi? Bunlar bizim için önemli. Evet, sonuncuyu bayağı bir uzağıma indireceğim. Yasemin Hanım'dan yardım istermişim, uzat deyip kartı. Tabii, Evet. memnuniyetle. Şimdi buraya baktığımız zaman şurada şunu görüyorum öncelikle. Şöyle bir durum var. Artık düşüncelerinde ya eskisi gibi canlı olmamız lazım. Eskiden olduğu gibi açık olmak, güzel günleri beraber yaşamak, seyahatlere çıkmak, yemeklere çıkmak, dolaşmak istiyorum. Verdiğim vaatleri yerine getiremediğim vaatleri getirmek istiyorum. İsteği içerisinde bu insan. Ve şöyle bazı karmaşaları var. Finansal karmaşalar olabilir. Aile karmaşaları olabilir. Ve geçmişteki yaşamış olduğunuz günleri, her şeyi gözünün önünden geçiriyor yaptıklarını ve bu kapıyı size nasıl kapadığını, nasıl paslı bir makasla sizi derinden yaralayıp bıraktığının farkında ve bunların telafisini yapmak istiyor. Açıkçası sizi yaşayan bir ölüye çevirdiğinin farkında. Nefes alamaz hale getirdiğinin farkında. Bu yüzden de bir şekilde engellerin kalkacağını, evet bazı noktalarında bazı huylarını devam edecek, tamamen bir iyileşme içinde değil ama farkındalık kazanmış olarak geleceğinin bilgilerini veriyor bana burası. Etrafındaki bazı insanlara da karşı koyabilirse yepyeni bir dönüşüm yaşayacaksınız. Ve bu insan sizi biliyor musunuz gizli gizli takip ediyor olabilir. Sizle ilgili bilgiler almaya çalışıyor olabilir. Şu an ilişkinizi bitmiş gözüyle bakıyorsunuz ya. İlişkileri bir nadasta. Daha tamamen ruhsal sözleşmenizde, bedensel sözleşmenizde bitmemiş. Birbirinizle olan sözleşmelerinizi tamamlamamışsınız. Bir araya gelişinizin sinyallerinin olacağını söylüyor. Üç tane de enerji kartı kullanacağım. Çok seviyorum. Bu enerji kartlarını çok seviyorum. Öyle mi? Peki bunlar bize neyi söyleyecek? Bunlar da tamamlayıcı olacak. Ne diyecek peki? Nasıl bir sonuç var? Şimdiye kadar o kadar çok acı çekmişsiniz ki ilişkinizde coşacaksınız, yaşayamadığınız, tatmin olamadığınız tüm duyguları doyasıya yaşayıp bu zamana kadar verdiğiniz kayıplarda bu ilişkide zafer kazanacaksınız ve ilişkideki bağları daha derin bir şekilde güçlendireceksiniz. Duvarlarınızı sağlamlaştıracaksınız. Bağları kuvvetlendirmenizle beraber şimdiye kadar kontrolünüzün altında olmayan olaylar kontrolünüze girecek. Yani benim anladığım ilişkiler kentsel dönüşüme girmiş. Daha Evet. sağlam bir şekilde daha güzel yapılandıracağız. Öyle Evet, aynen öyle. mi? Ama ilişkilerimizi kentsel dönüşüme nasıl koyduysak, evlerimiz sağlam değilse evlerimizi de kentsel dönüşüme koyalım bence. Beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgilerimi gönderiyorum. Yasemin iyi ki varsın. Siz de öyle. Bu arada Yasemin Özçelik YouTube kanalına abone oluyorsunuz. Benim kendi YouTube Tarot kanalıma abone oluyorsunuz. Bibi Bicacı'nın Kozmos Tarotu'na, Mukaddes Deniz'in de Mukaddes Deniz YouTube kanalına abone olsunlar lütfen. Abone olun. Sonuçta enerjiniz değişir arkadaşlar. Bence bu YouTube kanalları çok çok faydalı. Çok Evet. güzel kafalar değişiyor hakikaten. Böyle hani biraz moraliniz mi bozuk? Hop açın arkadaşlar. Enerjiniz değişir en azından. Ben çok seviyorum Evet, tarot bazı kanallarını. cevap aradığınız şeyleri bulabiliyorsunuz. Tarot Cevapsız, kanallarını çok seviyorum evet, ben de gerçekten. çok seviyorum. Çok. Çok eğlenceli geliyor yani bana Evet, öyle keyifli söyleyeyim size. geliyor, değil Çok mi? hem de bakayım evrenin bana ne mesajı var diye hemen açıyorum yatmadan önce bile vallahi seyrediyorum yani ne yalan söyleyeyim. Çok teşekkürler zaman ayırdığınız Ben için. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ferdi Beyciğim iyi ki Siz varsınız. de iyi ki varsınız. Gerçekten çok kadim dostlarımız arasında artık inşallah Öyleyiz, yıllar sonra öyle öyleyiz. diyeceğiz kadim İnşallah öyle dostluk. olur.
Çok güzeldi enerjiniz yine. Vivi Hanım'a da çok teşekkürlerimi tekrardan sunuyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlıkla görüşmek üzere. Görüşmek üzere görüşmek diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça çok kalın. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Evet, sorularınızı, yorumlarınızı videomuzun altına bekliyoruz. Hepinizi seviyoruz, öpüyoruz ve yeniden buluşuncaya dek en güzele emanet olun diyoruz. Hoşça kalın.